Selamünaleyküm arkadaşlarım. İsmim Pehlivan. Varşova'dan hepinize merhaba diyorum. Saygıyla, sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Arkadaşlar, şimdi bugünkü konumuz ne diye soracak olursanız, Polonya'da oturum kartı nasıl alınır? Bu konu hakkında birçok YouTube'da video var ama işin gerçeklerini tam anlatsalar da bazı kişiler tam anlatmamışlar. Onun için ben de uzun yıllardır Polonya'da yaşıyorum ve Polonya'daki yaşadıklarım, kendi tecrübelerim size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, oturum kartını almanın iki tane yolu var. Bu arada şöyle yüzümde göstereyim. İsmim Pehlivan. Dediğim gibi güneş olduğu için kusura bakmayın, gözlük takıyorum. Şimdi konumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Oturum kartını almanın iki tane yolu var. Ben size öncelikle birinci yolunu anlatacağım. Birinci yolu nedir? Arkadaşlar, ta ki Türkiye'den Polonya'ya geldiniz, sizi iş yerine gönderdi arkadaşlarınız, orada işi beğenmediniz, Almanya'dan dayınız çağırıyor, Almanya'ya gitmek istiyorsunuz ama buradan oturum da alıp gitmek istiyorsunuz. Okey, şimdi bu konu hakkında ne yapmanız gerekiyor? Ben size şöyle anlatıyorum. Gittiğiniz işi beğenmediniz mi? Tamam abi, işten çıkın abi. Çık abi, çık 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 çık. Oradaki sizi kim işe getirdiyse adam gibi anlat yani durumunu. İşten çıkacağım de, işten çık abi. Vizeni iptal ederler mi? Şu anda öyle bir sistem yok. Ama gerçekten yani şirket büyükse, senin vizeni iptal etmek istiyorsa kesinlikle yapabilir, iptal edebilir. Ama bu konu hakkında eğer de benimle de fikir sahibi olmak istiyorsanız, bana sormak isterseniz, ben burada Telegram kanalımı belirteceğim ve kendi sosyal sayfalarımı belirteceğim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi oradan işe gittiğiniz, işi beğenmediniz ve çıktınız o işten. Okey, çıktınız. Şimdi Varşova'ya geldiniz ve bu işi yapan bir sürü insanlar var. Nasıl yapıyorlar? Sizin adınıza tekrardan iş davetisini çıkartmaları gerekiyor. İş davetisi nasıl çıkıyor? 45 gün içerisinde çıkıyor. Ortalama söylüyorum. 30 gün, 45 gün içerisinde sizin adınıza iş davetisi çıkacak. İş davetisi çıktıktan sonra siz gidip, misal veriyorum, siz kaynakçısınız. Ya da size yeni daveti ne diye çıkıyor? Kaynakçı olarak çıkabilir. Boyacı, sıvacı fark etmez yani. Bunu Polonya'daki bu işi yapan şirketlerin kendileri ayarlıyorlar ne yapacaklarını. O önemli değil sen ne diye yazarsa. Sanki şu anda kendi adımdan örnek vererek gideceğim. Çünkü sizin daha iyi anlamabilmeniz için. Kusura bakmayın, Türkçem iyi değil. Uzun zamandır Türkiye'de yaşamadığım için o yüzden. Şimdi misal veriyorum. Ben kendi şirketim var Polonya'da, tamam mı? Sen de diyorsun ki Beyla, benim oturum kartımı yap diyorsunuz. Tamam kardeş, gibi oturum kartımı yapıyorum. Ben sana şu şekilde anlatıyorum. Kardeş, öncelikle ben senin adına oturum kartını yapabilmek için senin adına iş davetisini çıkartman lazım. Okey, iş davetisini çıkart Beyluan. İş davetisini nasıl çıkartıyoruz? İş davetisini 45 günde çıkacak. Mesela Varşova'da 45 günde senin iş davetin çıkacak tekrardan. Ama sen o sırada kaçak duruma düşmüyorsun hiçbir şekilde. Ben kendi şirketimde iş davetini çıkartıyorum. Şimdi soracaksınız ki bana, iş davetini okey çıkarttın da bundan sonra ne yapacaksın? Kardeşim, burada Polonya'da oturum kartını alabilmen için buradaki göç idaresi diye söyleyeyim size. Göç idaresi sizin son 3 aylık verginize bakar. Onun için Polonya'daki çoğu şirket ne diyor? 3 aylık vergini ödeyeceksin diyor. Ben sana diyor oturum kartını alıp vereceğim diyor. Ama 3 aylık oturum vergini ödüyorsunuz ya, sizin için bu tam tamına yeterli değil. Ama bunu 4. ayda, bunu göç idaresi isterse, bunu şirket sizin 4. ay, 5. ayda verginizi yatırmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, davetiniz çıktı, okey. Ben şimdi sizi kendi şirketimde kaynakçı olarak, çalışan olarak gösteriyorum. Ama siz Almanya'dasınız, okey, Almanya'ya gidin, hiç problem değil. Şimdi ben sizi kendi şirketimde çalışıyor olarak gösterdiğim için siz ne yapmanız gerekiyor? Burada oturum kartını alabilmeniz için her ay minimum 1750 zloty, şu anda, şu ana göre söylüyorum ben, 1750 zloty vergi çıkıyor. Siz bunu her ay düzenli olarak yani 1750 zloty'dan ödeyeceksiniz bu verginizi. Niye ödeyeceksiniz? Çünkü sen oradaki geldiğin işi beğenmedin ama sen Almanya'ya gitmek istiyorsun. Okey, Almanya'ya gidebilirsin. Ama Almanya'da sen buradan resmi olarak gidemezsin. Eğer
bunu gönderen şirketler çok fakat hani o ben gönderiyorum Almanya'ya diyen kişiler abirle gönderiyorum diyenlerin abi %95'i yalan söylüyor. %5'i bu işi doğru yapıyor. %95'i yalan söylüyorlar. Ya diyor bu konuya tekrardan geleceğim. Konuyu bölmeyelim. Ne için olduğunu da bir sonraki videoda açıklamasını yapacağım. Şimdi sen benim şirketimde çalışıyor olarak gösteriyorum mu abi? Evet gösteriyorum. Bunun vergisini sen ödeyeceksin benim şirketime. Oturum kartını alabilmen için de minimum 1750 lira senin adına vergi çıkıyor. Bu vergiyi sen bana her ay elden getiriyorsun. Ben de kendi şirketimden senin adına vergini ödüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki pehlivan bu kadar para veriyoruz da hani nereden bileyim sen benim adıma vergi ödüyor musun mu ödemiyorsun ben nereden bileyim? Kardeşim bunu bilmek çok basit. Türkiye'de ne var abi? SGK var. Doğru mu? Bunun karşılığı nedir? Polonya'da ZUS diyorlar. Burada kısaltması Google'unuza ya da nereden bulurum diye sormak isterseniz NAFAZA diye yazıyorsunuz abi. Bir sürü şey çıkıyor yani NFZ çıkıyor. Oraya gidip siz kendinizi kontrol ettirebilirsiniz. Siz şu anda hangi şirkette çalışıyorsunuz? Ya da ama sizin adınıza vergi ödeniyor mu? Bunların hepsini oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Polonya'nın herhangi istediğiniz yere gidip yani bunu sorgulatabilirsiniz. Bunun için gidip senin şirkete aramana gerek yok ya, bir şey yapmana gerek yok ya da siz ya bu çocuğa veriyoruz da ne oluyor hani böyle düşüncelere dalmanıza gerek yok. Sormanıza da gerek yok. Gidin kendinizi kontrol ettirin. Gidiyorsunuz ne diye soracaksınız? US7 diye soracaksınız. Gittiniz abi diyeceksiniz ki Cindobur. Buradan sabahtan akşama kadar Cindobur arkadaşlar. Bana diyeceksiniz ki ben şirkette çalışıyorum. Adıma vergi ödeniyor mu? Ödenmiyor. Bunu kontrol edebilir misiniz diye. US diyeceksiniz. US7 diyeceksiniz. Bu adamlar size hangi şirkete kayıtlısınız? Neydir? Necisiniz? Yani her şeyi size gösterecekler. Okey. Ya da olmasa ne yapabilirsiniz? Türkiye'de bildiğiniz gibi E-Devlet var. E-Devlet'ten bakabilirsiniz. E-Devlet'ten baktığınız zaman şöyledir bu. Profil zaufanı deniyor burada. Gidip bankadan kendinize hesap açtıracaksınız ve oradaki bankadaki çalışan kişiye diyeceksiniz bana profil zaufanı açın verin dediğiniz zaman o E-Devlet gibidir o da. Onu bir sonraki videoda bunu da anlatacağım ben. O şekilde profil zaufanı da siz hangi şirkete kayıtlısınız, adınızda ne var ne yok çoğu şeyi oradan öğrenebilirsiniz. Türkiye'dekinin karşılığı E-Devlet oluyor profil zaufanı. Şimdi arkadaşlar her ay adınıza vergi ödeniyor mu ödenmiyor bilmem için her ay gördünüz baktınız 1750 ödeniyor. Doğru mu arkadaşlar? O doğrudur. Gerçekten de sizin adınıza böyle bir işlem yapılıyordur. Şimdi arkadaşım diyeceksiniz ki ben ne zamana kadar bunu ödeme yapacağım diye soracak olursanız arkadaşlar bunu minimum eğer de oturum kartı almak istiyorsan minimum 3 ay bunu ödemek zorundasınız siz. Tamam mı? Şimdi 3 ay ödediniz. Şimdi diyeceksiniz ki pehlivan benim vizem süresi bitiyor. Bu nasıl olacak diye soracaksınız. Tamam okey hiç sorun değil. Vizanızın süresi bitmiş olabilir. Misal veriyorum size. Merhaba arkadaşlar. Hello. şimdi arkadaşlar. Çocuklar dikkatimi dağıtıyorlar benim. Where are you from? I'm from Turkmenistan. Okay. Thank you. Bye. arkadaşlar şimdi sizin adınıza vergi ödeniyor. Baktınız gördünüz. Ama şimdi adam sizi parmak izine çağırmıyor. Abi bekliyorsunuz. 3 ay oldu. Parmak izini siz bekliyorsunuz. Hani parmak izini sizi hiç çağırmıyor. Doğru mudur? Yani uzun bir işlem oldu. Uzun bir süre oldu. Gel abi şöyle otur. O zaman bu işlem şimdi düşünmeye başladınız kara kara ya bu nasıl olacak adam beni parmak izine de çağırmıyor diyecektiniz. Şimdi okey bunun sizi çağırmamız gayet normaldir çünkü ne yapıyorlar ilk başta senin evraklarını aldım geldim ya benim yanıma doğru mu abi evraklarını getirdiğin zaman o sırada ne yapıyorum ben senin tüm pasaportun her şeyin alıyorum da burada urjant deniliyor. Urjant'da senin evrakların gönderiliyor. Ne diye gönderiliyor? Misal veriyorum. Murat'ın adına bana bir davetiye verin. Murat'ın adına. Bana,
pardon ya, davet ediyorum ya, kusura bakmayın arkadaşlar. Murat'ın adına benim için parmak izine girebilmesi için, evraklarını başvuru yapabilmesi için bana bir gün verin diyecek size. Appointment, yani termin verin diyecek diye. Biz bunu poşta yoluyla bunu Urjon'da yazıyoruz, tamam mı? Şimdi Urjon'da yazdığım zaman nasıl oluyor? Urjon size bekletiyor. Niye? Çünkü Ukrayna'dan gelen bir sürü insan olduğu için size hemen anında cevap vermiyor. Bunun için yaklaşık bir 3-4 ay bekletiyorlar. Parmak izine girmek için, yani ben bunu Varşova olarak söylüyorum. Başka küçük şehirlerde daha çok bekleyebilirsiniz belki de. Ya da belki de daha hızlı işlem yapabilirsin. Bunu poşta yoluyla gönderiyorlar sizin evraklarınızı. Şimdi bundan sonra poşta yoluyla gönderiliyor. Poştanın urjonttan size cevap gelmesi yaklaşık bir 3-4 ay olacak. O sırada siz legal olacaksınız arkadaşlar. Polonya topraklarına vizeniz bitse dahi size kimse hiçbir şey demeyecek. Yolda polis durduğu zaman şunu diyeceksiniz: ya ben burada parmak izine başvuru yaptım ama hala da beklemedeyim. Yani beni termin alamıyorum dediğiniz zaman zaten onlar polisler yolda falan sistemine bakıp görebiliyorlar. Onun için hiç bunu sorun yapmayın. Şimdi arkadaşlar 3 ay verginizi ödediniz. 4 ay sonra parmak izine girdiniz. Bu sürede kişiler ne yapıyorlar? 4 ay sonra giriyorsunuz ya, hemen sizin adınıza gönderiyorlar. Bu sırada şimdi parmak izin için 3 ay 4 ay bekleyeceksiniz dedim ya size. Doğru mu? Şimdi zaten 40 günün içinde, 40-45 günün içinde, yaklaşık 1 ay diye alayım size. 1 ay içerisinde yani sizin davetiniz çıkmalı. Niye davetiniz çıkmalı? Senin adına daveti olmadan sen nasıl vergi ödeyeceksiniz? Doğru değil mi? Mantık olarak yani. Şimdi öncelikle senin davetiyeden çıkacak o sürede ve sonra da senin adına 2 ay boyunca vergi ödeyecekler. 3. ay içerisinde sizi parmak izine gireceksiniz. Sonra siz gittiğiniz zaman, nereye gittiğinizde, Urjon'da gittiğiniz zaman ortak göç idaresinde oturan arkadaş şunu diyor yani: sizin evraklarınıza bakıyor. Ha, bu arkadaşın davetiyesi tamam. 2 aydır da bu şirkette çalışıyor. Adına da vergi de ödemiş. Okey, bu kişiye vereceğiz mi vermeyeceğiz mi diye hani karar veriyorlar orada. Adınıza hani araba cezası ya, o bu ceza meza yoksa hani mutlaka alırsınız. Niye almayacaksınız? Şimdi parmak izine girdiniz çıktınız. Doğru mu? Misal veriyorum. Bugün ayın Mayıs'ın 30'u. Doğru, Mayıs'ın 30'unda parmak izine girdiniz çıktınız. Siz bugün girip çıktıktan sonra sizin bekleme süreniz arkadaşlar kaç gün bekleyeceksiniz? Tam 3 ay bekleyeceksiniz. 3 ayda size sonuç gelecek. Size vize veriyorlar mı, vermiyorlar mı? Bununla ilgili size 3 ay sonra size sonuç gelecek. Şimdi 3 ay bu sürede siz 3 ay bekleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Daha hızlısı yok. Daha bunu hızlı işlem yapan yer yok arkadaşlar. Yani bunu devlet karar veriyor. Şimdi birisi kalkıp da size 2 ayda ben bu işi yapıyorum dediğiniz zaman buna güvenmeyin arkadaşlar. Bu dolandırıcıdır. Yani bunu devlet karar veriyor. Ha, belki de çok nadir bu %3-5 diyorum size. Hani olabilir, çok şey olursa ama zannetmiyorum yani olabileceğini. Ben zannetmiyorum. Ben daha uzun yıllardır burada yaşıyorum. Ben böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yani 3 ay seni beklemek zorundasın. Şimdi bu şekilde oturum kartı alınmıyor. Kısaca özetlersem, senin adını öncelikle evraklarını senin poşta yoluyla gönderiyorlar. Poşta yoluyla gönderdiğin zaman 3-4 ay sen parmak izi için bekleyeceksin. Sonra parmak izi için bekleyeceksin. Ondan sonra senin adına davete çıkması gerekiyor. Davete çıktıktan sonra da senin adına vergi ödenmesi gerekiyor. Vergileriniz de siz nereden? SGK yani ZUS'tan kontrol edeceksiniz. Bu mesela Kartopopito'ya başvuru yapmanın iki tane yolu var. A maddesi var, bir de B maddesi var. Benim misal olarak söylüyorum size. Sizi bu A maddesidir arkadaşlar. A maddesi olarak kafanızda işaret. A maddesinde bu şekilde başvuru yapılıyor. Şimdi size B madde olarak anlatayım ben size. B maddesinde nasıl başvuru yapılır? B maddesinde şunu diyorlar: bazı kişiler var, bunu Polonya'da olan arkadaşlar yani çok duymuşlardır, çok karşılaşmışlardır. Ya arkadaş, ben size 10 gün içerisinde ya da 15 gün içerisinde parmak izine gireceksiniz. İşte 3 senelik oturum kart garantisini veriyoruz falan filan filan. Konuşmalar, bir sürü konuşmalar var. Ben çok detaylara girmek istemiyorum arkadaşlar. Şimdi onun başvuru yapılış yolunu anlatacağım size. Asıl gerçekleri. Şimdi bunlar nasıl sizi 20 gün içerisinde parmak izine girdiriyorlar. Şimdi bunların randevu aldıkları zaman bunları bot sistemiyle alıyorlar.
Yani burada da aynı şekilde ki urjantlardan bot sistemiyle randevu alıyor, hızlı alıyorlar, sistemizörünün alıyorlar. A maddesinde neydi arkadaşlar? Posta yoluyla, kargo yoluyla sen daha termin günü alıyordun. Şimdi bunu botla alıyorsunuz. Botla hızlı alınıyor. 15-20 gün içerisinde bunu alabiliyorlar. Gayet normaldir. Ama şimdi mantık olarak şunu düşünün arkadaşlar. 15-20 gün içerisinde siz hemen parmak izine giriyorsunuz. Aa, bu çok güzel, bu daha kolay benim için. Ben bu hızlı alandan yapacağım. Bu benim için daha iyi diyeceksiniz. Okey, bu iş, böyle bir işlem var mı diye soracak olursanız. Evet arkadaşlar, böyle bir işlem var. Fakat bu işin iyi tarafını söyleyeceğim. Hem de size kötü tarafının avantajlarını ve dezavantajlarını söyleyeceğim size. Şimdi bunun avantajı nedir? 15-20 gün içerisinde parmak izine gireceksiniz. Ve hemen 3 ay bekleyeceksiniz ve hemen elinize... Misal olarak 3,5 ay içerisinde siz elinize oturum kartınızı alacaksınız. Ama A maddesine göre 3 ay sizin adınıza vergi ödenecek ve 3 ay boyunca da siz şimdi kartınızın çıkmasını beklerseniz, yani bu ne olacak arkadaşlar? Yaklaşık bir 6 ay 7 ay süreç olacak. Ama D maddesine göre tam 3,5 ay içerisinde elinize kartınızı alacak. Şimdi arkadaşlar, bu arkadaşlar ne yapıyorlar? Yapılıyor. Bu yolunu da anlatıyorum size. B maddesinde siz şimdi 15 gün içerisinde parmak izine giriyorsunuz. Sadece o sırada ne diye başvuru yapıyorlar biliyor musunuz? Sadece bir tane anket dolduruyorlar. O ankette ne deniyor? Misal veriyorum. Murat kardeşimiz diyor ki X şirketinde çalışacaktır. Y şirketinde çalışacaktır diyor. Senin çalışacağın yeri gösteriyorlar, tamam mı? Ve sen orada kaç ay, bu kişi Murat'a diyorlar ki bunun bana oturum kartını verin. Bu oturum kartını aldıktan sonra ben burada resmi olarak çalışmaya başlatacağım diye o şekilde alıyorlar. Ha, şimdi bu şekilde başvuru yaptığın zaman oturum kartı alınıyor mu? Evet arkadaşlar, alınıyor. Hiçbir problem yok. Fakat şimdi A maddesine göre eğer başvuru yaparsanız sizin oturum kartınızı almanız %90'dır. Onun senin sonuç alman, güzel sonuç alman. Ama B maddesine göre şimdi oturum sonuç almak isterseniz onun garanti süreci benim düşüncelerime göre %80'dir. Ha, ikinci B maddesine göre de alanlar var mı? Evet arkadaşlar, bir sürü insanlar aldır yani bu şekilde oturum kartı. Sadece bu benim buradaki yaşadığım tecrübelere ve benim istatistikama göre anlatıyorum size bunu. Tabii ki de benim de farklı düşüncede olan insanlar vardır ama ben de bu işin içindeyim yıllardır. Yani bir sürü arkadaşlarım, yani her yol denediler, yaşanmış tecrübeler var burada. Şimdi başa sarıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi sizin adınız 15 gün içerisinde parmak izine giriyorsunuz. Bu şirkette çalışacaktır diyorlar ve o şekilde sizin 3 ay sonra size sonuç geliyor. Ama bunu almanın şimdi şirket ne diyor? İyi şirketinde diyor çalışacaktır diyor. Anladınız mı? Ama sana ne diyor? Burada diyor çalışmana gerek yoktur. İstediğin yere git diyor. Şimdi sizin bu yani 3,5 ay içerisinde elinize oturum kartınız almanız sizin için elbette yani avantajdır. Ama dezavantajınız nedir? Şimdi siz Karta Babeti ne diye istiyor buradan urjantın, yani devletten? Bu diyor Ayırık şirketinde çalışacaktır diyor. Ama sen Ayırık şirketinde çalışmıyorsun. Sen gidiyorsun Almanya'da amcan yanında çalışıyorsun. Bu nasıl olacak? Onun için sizin adınıza burada vergi ödenmiyor arkadaşlar. Vergi ödenmeden işlem yapılıyor. Sizin adınızda vergi ediyor. Oturum kartını eline aldıktan sonra vergi ödenecektir diyor. Ama bunu da verginiz ödüyorlar mı? Yok arkadaşlar, hayır, ödenmiyor sizin adınıza vergi. Benim bildiğim bu işi yapan %90, yani benim karşılaştığım bu ne kadar, %90'ı sizin verginiz ödenmiyor. Sizden 2000-3000 euro para alıyorlar. Onun 1000 avrosunu normal bir avukat arkadaşlar, normal bir avukat abi, güzel bir kendi yaptığı işe güveniyorsa abi, 4000 zloty ile 4500, yok 3500 zloty ile 4500 zloty arasında bu işlemler için para alıyor. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Yaklaşık bir 1000 euro oluyor. Doğru mu? Bunun ekstrası kimin lirası? Cebe gidiyor. Cebe arkadaşlar. Cebe. Anladın mı? Sizin adınıza vergi ödenmiyor. Ha, sizin verebileceğim tavsiye nedir? Elinize oturum kartınızı aldınız mı? Evet, elinize oturum kartınızı. Abi, oturum kartını aldığın günden itibaren hemen kendine başka bir şirket bul. Dostun vardı, tanıdığın vardı, onlara de. Orada kendinizi çalışıyor olarak gösteriyor musunuz bilmiyorum, yani legal çalışsanız da çok güzel olacak ama çalışamıyorsanız da
O şekilde bu şekilde yapıyorlar. Gidiyorlar da dostunun bir şirketine kendilerini kaydettiriyor. Güvendiği kişilerini o kişinin adı amadesine ne demiştim arkadaşlar size. Her ay vergi ödeyeceksiniz. O şekilde vergi ödemeye devam edeceksiniz. Ha, öbür yolda şu anda yeni bir yasa çıkıyor arkadaşlar. Daha bu gerçekleşmedi. Bu yasada ne diyorlar? Eğer de ki elinde senin 3 senelik oturumun olabilir. Ama şimdi yoldan böyle geçiyorsun arkadaşlar. Bir tane polis hop pişt, gel buraya kardeş. Evet geldim abicim. Böyle eline oturum kartınızı alıyorlar. Bakıyorlar. Bu arkadaş çalışıyor mu çalışmıyor. Adına vergi ödeniyor mu ödenmiyor. Sizin adınıza vergi yok. Arkadaşlar elinde 3 senelik de oturum bunlar. Hemen iptal ediyorlar oturum kartını. Daha bir yürürlüğe girmedi. Bu önümüzdeki sene girecek bu yürürlüğe. Ama eğer de ki giriş çıkışlarda Polonya topraklarına havaliman, Varşova'daki havaliman giriş çıkış falan olursa daha detaylara girerseniz bir suça falan ulaşırsanız bunu detaylara girdiği zaman yine de o yasayı beklemenize gerek yok. Her türlü iptal edilecektir bu oturum kartı. Benim oturum kartıyla anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer de aklınıza başka soru falan gelirse videonun alt kısmında yazın. Bana soru sormak isterseniz varsa ya da olmasa bir yerden başvuru yapmak istiyorsanız öncelikle bana danışın. Hani mutlaka yetiştiğimden size cevap vereceğim. Size videonun açıklama kısmında Telegram kanalımı ve bana ulaşabileceğiniz her yere linkini bırakacağım arkadaşlar. O zaman inşallah görüşmek üzere. Bu videonun devamı da gelecektir. Onun için bizimle kalırsanız sizin için faydalı bir videolar yapacağız inşallah. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.